bir başka yalın gerçeği daha tekrarlayayım. Vatandaşın bizlere yüklediği sorumluluk hiçbir yöneticinin tek başına da üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür. Hatta çok büyüktür. Merkezi idare, yerel idare, akademi, sivil toplum demek sizin serbest piyasa aktörleri demek sizin güçlerimizi birleştirip aklın bilimin yolundan ilerlediğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Onun için bunu kader diye tarifleyip akılla ve bilimle dalga geçmeyelim. Ben bu umut ve bu kararlılık içerisindeyim. İlk günden beri defalarca çağrıda bulundum. Biz Cumhurbaşkanlığı, bakanlık, valilik, afat demeksizin her kurumla, her ortamda koşulsuz, şartsız omuz omuza çalışmak istiyoruzu en yüksek tonda söyledim, söylemeye devam edeceğim. Tarihin, bilimin ve siyasi sorumluluğun gereği budur. Demeye de devam edeceğimi tekrar edeyim. Çünkü gerek İstanbul olarak, gerekse ülke olarak ancak bu yolla bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimizi net olarak görüyorum. Bu ülke insanının neler başarabileceğini de çok iyi biliyor. İhtiyacımız olan tek şeyin çalışmak olduğunun altını çizelim. El birliğiyle, cesaretle, fedakarlıkla hep birlikte ve bir arada çalışmaktan bahsediyorum. Oraya destek vermek için gittik gitmeye de devam edeceğiz. Gördüklerim, tanık olduklarım aynı zamanda benim için bir derin iç hesaplaşma süreci olduğunun da altını çizeyim. O iç hesaplaşmadan çıkan en önemli sonucu sizinle paylaşayım. Bu trajedinin İstanbul'a ve İstanbullulara yaşatılmasına ne pahasına olursa olsun hep bir arada durarak, çalışarak izin vermememiz gerektiğini ve vermeyeceğim kanaatine ulaşarak bu konuda kararlı bir yol yürüyeceğime karar verdim. Bunu hepinizin huzurunda tekrar beyan ediyor ve söz veriyorum. Buradan başta hükümetimize bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin hep birlikte hem deprem bölgesini hem de İstanbul gibi deprem tehdidi altında yaşayan bölgeleri, kentleri hep birlikte rahatlatmanın büyük mücadelesini verelim. İstanbul öyle ya da böyle Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir. Gayri safi milli asılanın en az bir bölü üçü bu bölgede üretiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Kahramanmaraş depremi gösterdi ki aradan geçen 24 yılda ne yazık ki çok fazla bir şey değiştirememişiz. Hatta bazı şeylerin bazı kurumlarımızın daha da kötüye gitmiş olduğunu acı bir gerçek olarak hep birlikte yaşadık. İmar düzeni bunun en iyi örneğidir. Kötü kentleşme, kötü yerleşim alanları, devlet kurumlarının etkili müdahalesinde yaşanan sıkıntılar da bunun bir örneği. Lojistik alanında karşılaşılan koordinasyonsuzluk ve sorunlar da bunun bir örneğidir. Uzatmayayım ama belli ki 24 yıl afet alanında bir zihniyet ve yaklaşım değişimini ne yazık ki getirememişiz. Binlerce insanı kaybetmemize karşın 1999 Marmara depremi bir olay bir milat olamamış. Çok daha büyük kayıpların ve yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş merkezi depremin de aynı akıbeti paylaşmasına izin veremeyiz, vermemeliyiz, vermeyeceğiz. Bu konuda en kararlı duruşu milletçe mutlaka göstermeliyiz. Şimdi milyonlarca İstanbul'un büyük kaygı içinde yaşamını sürdürdüğü bir dönemde buradan bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. Gelin bu seferberlik ve ulusal birlik anın, anında bir başka büyük proje yapalım. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi ve geleceğini teminat altına alınan projesini yapalım. Gelin o büyük projeyi ıssızlığın ortasındaki bir coğrafyaya yapmayalım. 100 milyar doları insansız bir coğrafyaya gömmeyelim. Yani bu ülkede Kanal İstanbul gibi anlamsız işlere asla ve asla ihtiyaç yok. Gelin bu kez bu yatırımı İnsanımız için yapalım. Yaşayan ve yaşatacağımız insanımız için yapalım. Görüyoruz. Yaşadıkları bu tür büyük olumsuzluğu bir milat haline getiren dünyada devletler, toplumlar, milletler var. Allah aşkına bunu başaranlar var ve bizim neyimiz eksik? Nerede hata yapıyoruz? Nasıl bir yanlışı sürükleyebiliyoruz? Örneğin Şili yaşadığı büyük depremler sonrası dersler çıkarmış ve yaklaşımını neredeyse tümüyle değiştirmiş. Gelen turiste bir broşür veriyor, diyor ki burası bir deprem ülkesi. Her an sallanabilir ama lütfen bulunduğunuz binayı terk etmeyin çünkü binalarımız sağlamdır. Şili Güney Amerika'nın en dip coğrafyasında bunu başarabilmiş. Bugün bir başarı öyküsü olarak anlatılıyor ama ben de diyorum ki bizim neyimiz eksik Allah aşkına. Çocuklarımıza, gençlerimize, mini minnacık çocuklarımıza, saçı 15 gündür yıkanan, yıkanmamış çocuklarımıza deprem bölgesinde baktığımda benim hissettiğim duygu bu. Biz size bunu nasıl yaşattık? Gençlere de şunu söyledim. Biz bir başlangıç yapalım. Ama bundan sonra size çok güveniyoruz. Bizim yapamadığımızı, bizim başaramadığımızı sizler başaracaksınız diyorum. Çağrım işte tam da bu noktada. Gelin yerel yönetimleri, merkezi yönetimiyle, üniversiteleriyle, bağımsız, özgür üniversiteleriyle ve meslek kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleriyle ve uzman kuruluşlarıyla ama hepsinden önemlisi tüm bilinçli insanlarımızla, vatandaşlarımızla son yaşadığımız depremi bir milat tarihe geçecek bir olay yapalım. Gelin resmi olarak 45 bine yaklaşan insanımızın, canımızın kaybıyla sonuçlanan bu büyük trajedi ülkemiz tarihi adına milletimiz adına bir milat olsun. Kentlerimizi korku tüneli değil, yaşam ve insan merkezli mutluluğun ve huzurun teminatı olan yerleşkeler haline getirelim. Kentleri bir para basma makinası, bir rant aygıtı olarak değil bundan uzaklaşalım. Bunu hafızalarımızdan silelim kentlerimizi artık daha beton blokların değil uygarlıkların bütün coğrafyaya çok güzel duygular, demokrasiden eşitliğe, özgürlükten mutluluğa duyguları yayan merkezler haline getirelim. Biz bunu yapabiliriz.